Zuppi ilk olarak banlamasını yapacak chat. Zuppi bakalım hangi ırkı banlamış burada. Ben gerçi biliyorum da yine de bilmiyormuşum gibi davranayım. Sarazen banlaması geldi. Şöyle gitsek daha iyi olur. Khmer banladık biz de Türkiye olarak. Daha sonra ilk seçim olarak Frank'i tercih ettik. Frank tercihi geldi. Karşıda ise Pers ve Briton tercihleri gelmiş. Devam ediyoruz. Maya ve Aztek iki Amerika ırkı, Mezo ırkı seçtik. İki Mezo ırkını almamız güzel oldu burada. Etiyopya ve Çin tercihleri geldi. İki Archer diyebiliriz. Aztek'e de kısmen Archer diyebiliriz. Çin ile Etiyopya ile onu dengelemek istediler. Hint ve Macar iki atlı tercihi yaptık şu an. Banlama ekranını kötü geçirmiyoruz. Onu söyleyebilirim. Vietnam tercihi geldi. Finlandiya B takımından ve Slav tercihi geliyor. Biz Spanish seçtik. Rakibin Nomad seçebileceğini düşündüğümüz için Spanish güçlü olur. Biraz önce de gördüğünüz gibi Nomad'in favorilerinden Spanish. Arka sıra hemen Viking'i ekledik burada. Finlandiya ise Mali ve Berber ırklarını tercih etti. Berber yine bizim aldığımız Spanish'e karşı bir ırk seçimi oldu. Bir saniye chat. Okey, devam ediyoruz. Bir Japon tercihi yaptık. Ardından Bizans tercihi yaptık. Bizans tercihini de şöyle açıklayabilirim size chat. Chaos Pit seçebilirler. Bunlar troll oyuncular. Aynen bu seçtiğimiz map pool'un dışına çıkamıyoruz. Kerim abi iki tarafta seçtikleri ırkların arasından seçip oynuyorlar. Rakibin Chaos Pit alabileceğini düşündük. Çünkü onlar öyle TC droplu garip mapleri seviyorlar. Hatta o yüzden ilk başta da Pers tercihini yaptılar. Biz de Chaos Pit mapinde Gold yok bildiğiniz üzere. Şimdiye kadar çok kez gördük Chaos Pit'i. Skirm ve Spear'larla Bizans gerçekten çok güçlü oluyor Chaos Pit'te. Bizans'ı almamız güzel oldu. Rakip Hun seçimi yaptı ve Litvanya seçti. Bizden Kelt geldi Hübetlilerin. Erken bir Miliş araçla gidip daha sonra Siege'e döndüğünü sıkça görmüştük. Bir yandan da roboyla konuşuyorum arkadaşlar. Türkiye maçının başlamasını bekliyormuş onlar da. Devam edelim. Burada bir Moğol tercihi yaptık daha sonra. Kelt'ten sonra Moğol'u da seçtik. Yine Moğol'da güzel ırklardan Nomad'de oynanabilir bir ırk. Inka ve Teton. Yine Inka ve Teton'da Chaos Pit'e yönelik seçimlerdir. Inka Tower Rush, Teton Tower Rush. Teton'la da TC drop yapılabiliyor. Inka ile işçi fight'ı. Hatta bugün hatırlarsanız yayını başından beri izleyenler varsa bir işçi fight'ı izlemiştik şeyde. Chaos Pit mapinde. Herkes de işçi fight'ı yapıyordu. O yüzden de Inka burada Chaos Pit gelirse eğer güzel bir seçim olacaktır. Biz de son ırk olarak God ırkını seçtik. Bakalım God seçecek miyiz oyun boyunca. Snipe olarak hop snipe'lar yapıldı. Biz Pers'i yasakladık. Yine TC drop'tan kurtarmak için kendimizi çünkü çok güçlü Chaos Pit'te. Onunla uğraşmak istemedik. Rakip de Frank'i banladı. Arabiya'da Frank oynamak istiyorduk ama Frank'imiz banlandı maalesef.
Şimdi sırada maçın başlaması var. Maçın başlamasını hep birlikte bekliyoruz. Haydi gençler, Türkiye için 200 izlenme diyor. Kaos gelir kesin diyor Bremin'de. Abi daha 100'ü geçemedik. 200'ü bugün göremeyiz yüksek ihtimal. Discord'daki herkesi çağıralım ya. Bu maç kaçmaz. Çek Cumhuriyeti maçına dönecek bu. Gerçekten ben inanıyorum. Bu Çek Cumhuriyeti maçı neyse bizim için bu da o olacak. ...2008 Çek Cumhuriyeti maçı. Şöyle bir mehterle, ufak bir mehterle hazırlık yapalım mı chat? Maç başlamak üzere. Çok az kaldı. Onu bekliyoruz. Ve az bir mehter verelim. Bekliyoruz. Maçımızın başlamasını. Gazımızı alalım ya. Şey asalım mı yine bayrağı? Bakalım, bekliyoruz. Maç başlar başlamaz zaten İlk ben açacağım yani. T19'den falan erken gireriz herhalde yayına. Bütün hazırlıklar tam, rekorların gelmesini bekliyoruz. Ay, oyun başlayınca bu sefer unutmayız inşallah. Bu iki taraf için de son şans teyip. Yani Finlandiya kazanırsa onlar, biz kazanırsak biz çıkacağız gruplardan. Allah Meteorul ilk maçı Brezilya'ya öyle kaybetmiştik. Haklısın aslında. Ve rekorlar geldi chat. İndiriyorum hemen. Maça geçiyoruz. Tam Mehter marşımızda eşit bitti. rekorlar geldi. Elim ayağıma dolaştı ya. Bir dakika, indirilenler. Aa, hata verdi, bir dakika. Bir daha indirelim. Ha, okey. Şu an indi. Finlandiya B. Şeyi de kaldırayım. Ban ekranını. Şöyle görünsüz. Bayrak Hasan dayımız dursun mu? Bayrak Hasan dayımızı şöyle kaldırayım. Neyse. Kayıtlar dosyasını bulamadım heyecandan. Save game. Türkiye Finlandiya maçı rekorları geldi. Sega 12 abone olmuş. Abonelik için teşekkürler hocam. Sağ olasın, hoş geldin. Sega 12. Discord'umu kapat. Prime'le abone olduğun için teşekkür ediyorum. Berat sanki çıktık gibi bir havan var diyor Feyzof. Valla şu an heyecanlandım. Neden olmasın? İlk maçımızda Arabia'yla başlıyoruz chat. Sonunda Türkiye maçı geldi. Skorboard'umuzu açalım. Irk olarak Zuppi'de Slav var. Übetnir'de Maya var. Bir dakika, Zuppi'nin yanında hemen bir Ruben Stok'a bakalım. Ruben Stok Etiyopya ve Slav Zuppi'de tercihler. Böyle Seeker Indian almış, Hint almış. Übetnir ise, Yusuf abi ise Maya tercihiyle gözümüze çarpıyor.
Ve burada aslında übetlere güzel bir map gelmiş. Arkası odunlarla kapalı sayılır. Burada main gold'u da arka tarafta çıkmış. Filini de buldu öndeki. Şimdi oradaki iki koyununu da bulacak. Diğer fili de bulacak. Ön tarafının açık olması birazcık sıkıntı olabilir. Seeker'ın map'i yine kısmen übetlere göre çok daha iyi aslında. Rubenstock'ta şu an map'i gold'u, main gold'u önde. O bayağı TC'de uzak. Sıkıntı çıkabilir oradan. Son olarak Zuppi'nin map'e bakalım. Main gold arkada. Gayet rahat bir şekilde ama onun da sağ tarafı, ön tarafı bayağı açık gözüküyor. Hemen buraya doğru eagle'ıyla geliyor mu diye baktım übetleri ama ön tarafını açmayı tercih ediyor şimdilik. Abone hedefini de şöyle 34 yapalım Sega ile birlikte. Kırmızı ve sarı bizim, evet. Üvetnir ve Seeker hocam. Şöyle Prime yazayım. Arkadaşlar Sega 12'nin de biraz önce yaptığı gibi Prime'la ücretsiz abone olabiliyorsunuz kanala. Bu arada facecam'i de düzelteyim. Ücretsiz abone olmak isterseniz YouTube'a bir video yükledim. Nasıl? Bir dakika bile sürmüyor yani. Önce Amazon Prime üyelik açıyorsunuz. Sonra Twitch'e gelip ücretsiz abone ol yapıyorsunuz. İlk ay bedava, sonra da 8 lira. Kanalı ve beni desteklemek isterseniz bu şekilde destekleyebilirsiniz. Şöyle ikisine yazalım. Maç başlamadan o duyurumuzu yapalım. Birazdan maç hareketlenecek gibi. Bakalım Miliş Araş gidecek mi? Übetner genelde Miliş Araş gitmeyi seviyor. İki fil olması da güzel oldu. 400, 400, 800 et. İki boar olduğunda 700 et geliyor. Hayır. Okumadım kanka. Bize mi geçirmiş? Ne oldu? Biz erken mi başladık? Okuyalım. Ne yazmış kanka? Okuyamadım. Ha, onda mı? Kanka 10 oldu ya. Türkiye saatiyle 10 oldu zaten. Sıkıntı yok. 10, ha 10 geçe, ha 5 geçe ya. Bizim rekor hızlı deriz. Sıkıntı yok. 10 geçe az kaldı zaten. Üvetleri kapanmaya devam ediyor yukarıya doğru. Ön tarafının açık olmasını TC'ye doğru kapanarak kontrol altına alacak. Burada geyiklerini iten bir Seeker var. İkinci filini de çekiyor ama file işçi kaybediyordu az kalsın Seeker. İki fil aynı anda ölü, üç geyik aynı anda ölü olacak. Aman Seeker, Erhan abi yapma. Kurban bayramına döndü burası. Etler çürüyecek. Mem sövsün kendine ya. Beklemesin kanka. O da arkası tamamen kapalıymış. O gayet güzel oldu. Sonucu bilen yok abi şu an ya. Herkes pür dikkat izliyor. Bakalım inşallah yüzümüz gülecek bugün ya. Mehterle girdik, mehterle çıkarız inşallah. Şu an puanda bir 10-20 puan öndeyiz takım puanı olarak ama Übetnir Fidula birazcık geç bastı. Onun da verdiği bir sıkıntı olabilir. Çünkü herkes tıkladı, %40'ta olan bir Seeker var. İlk Erhan abi tıklamış, daha sonra Rubenstock tıklamış. %37-38 civarında. Zuppi %40'larda, burada Yusuf abi Übetnir ise şu an %30 civarına yeni yaklaşıyor. Tuna aleykümselam hocam, Dünya Kupası 2-2 Dünya Kupası maçları. Keşifi Fog of War'ı gösterelim. Übetnir şu an Zuppi'nin yerini biliyor. Kendi map'in etrafını da açmış. Seeker'a bakalım. Erhan abi de aynı şekilde rakibini bulmuş. Kendi etrafını o da açmış. Diğerlerini boş verin. Übetnir'de duralım. Fatih, peki bir ban yememiz yok mu ya? World Cup'tan erken yayınladık diye.
Var mı öyle bir ban yememiz? Hocam World Cup 2-2 maçları. Dünya Kupası'nda yani gruptan kalma, grupta kalmaya da gruptan çıkma maçı diyebiliriz. Kazanan takım gruptan son 16'ya gidiyor. Ağaç arası kapalı abi. Biraz önce ben de baktım Serkan abi de kapalı. Burada Zuppi bir tane scout'uyla Seeker'ı darlıyor ama Ruben Stone scout'u da oradaymış. Seeker mecburen bir orada spear basmak durumunda kaldı. Stable'ını atıyor. Oraya spear yukarı yollasa aslında daha mı iyi olur? Üvetnir 2 Archer Range'ini atıyor. Burada Ruben Stone tek Archer Range oynuyor. 2 spear artı Archer'la direkt olarak Seeker'a gidiyor. Seeker'ın üzerine oynayacaklar gibi. Shadow Dance demiş ki T19 daha başlamadın reis banlanacaksın demiş. Chat beklemedi. Ben de sabredemedim. Banlanırsak artık yeni bir kanaldan devam ederiz. Ne yapalım? Benim yayın yer ya Furkan, takım niye yesin? Enofur takip etmiş. Takip için teşekkürler. Hoş geldin. Merhaba hocam. Ban yersek de Türkiye maçı için yiyelim ya. Sıkıntı yok. Fatih resmi bir şeylerde ya. Fatih bizi korur ya. Aynen yüz yüz deniyoruz yani. Fark edilmeyiz yüksek ihtimal ama. Burada Ruben Stock 2 Spear artı 2 Archer ile oraya geldi. Alt taraftan Zuppi de oraya geliyor. Seeker şu an tek başına kaldı. Übetnir de Archer ve burada bastığı Spear'larla Zuppi'ye gidecek. Zuppi'yi aslında kapanmadan yakalayabilirdi. Bir 3-5 saniye daha erken gidebilse. Seeker'ı yukarıda tek başına bıraktı. Aynen şu an çok kaldıyız. Başka maçta zorba yapmıyoruz zaten hocam. Daha T19 yayına başlamadı. Yeni başlayacak da biz bir 5-10 dakika erken başladık o yüzden. Vay oluyamıyor. 2'ye 1 kaldı Seeker dediğim gibi. Übetnir alt tarafa giremeyecek gibi duruyor. Oraya Seeker'ın 2 scout'u da geliyor ama içeri girmeleri zor gibi. Yok edecek, öyle yaparsanız banlanırız ama. Discord var hocam. Ünlem Discord yazarak gelebilirsiniz. Şu an arkadan da wall'landı ama Seeker'ın durumu gerçekten çok sıkıntılı. Bu sırada Zuppi'den bir işçi almayı başardık. Übetnir ve Seeker 30 işçi de Zuppi Rubenstock 29'larda birer işçi öndeyiz iki tarafta da ama şu an Seeker çok darlanıyor puanda da o yüzden epey bir geriyiz. Zuppi scoutlarla TC dibine girince scoutunun birini kaybetti. Evet aynen öyle Jesse. Lütfen dikkat edelim yoksa ben duraklatıp biraz bekleyeyim mi T19'ini? Şimdi korkmaya başladı. Biraz önce gaza geldik, yardırdık ama bekleyelim mi? Ne dersiniz? Birkaç dakika. Enofur şöyle ünlem Discord yazarsan gelebilirsin hocam. Fatih buralarda mı ya? Aynen yani Türk rakip yayıncı yok şu anda. Bekleyelim birazcık ya. Aynen bir iki dakika üç dakika mola verelim ya. Ne bilecek? İşte Karon en son şeyi hatırlıyor musunuz? Ertuğ'ydu sanırım Ertuğ abi. Şey yapmıştı. Dünya Kupası'nda bir ban yemişti. Yine aynı böyle bir olay olmuştu sanırım. Yine T19'nin chatine gidip böyle böyle bir yayın var deyip öyle banlanmışlardı. O yüzden yani aramızdan casuslar çıkabilir. Bir iki üç dakika bekleyelim. Ben de bir su içeyim o sırada. Siz de çayınız yoksa bir çayı yenileyin. Şu an bu Dünya Kupası'nın şeyi o. Ne diyelim? Çaktırma kibar Feyzo. Yani T19 yayın haklarının sahibi diyebiliriz.
Evet, diğer kanallar da bu sefer mesela ATV Show da yayınlayabiliyor ama onun da aynı sürede gitmesi lazım. Yok, baştan açmaya gerek yok ya. Devam edelim mi? Ne diyorsunuz? Kayıttan abi, canlı olsa zaten kimse geç kalmaz, öyle beklemez. Webcam'i açalım. Bir dakika. Bir de webcam'ini açtı. Bana bir hareket yaptı. Bekleyelim ya. Bence de sıkıntı yaratmasınlar. Daha devam edecek turnuva. Ters düşmeyelim. Necip abi de bekle demiş. Herkes bekle demiş. Hocam 2 ile 4 numara Ubednire Seeker, yani sarı ile kırmızı Türkler. Seeker çok darlandı diyorlar. Ya 10 geçe başlayabiliyorduk. 4 dakika olmuş 10 geçe. Aynen Karon. Bizimki de olacak inşallah haftaya kadar. Endstop hoş geldin. İlk maçtayız da. Yeni başladık. Şu an 5 dakika olduysa 5 çarpı 1.7 8 ve 9. dakikadadırlar. 1-2-3 dakika daha bekleyelim, devam edelim. Ya bekletiyorum chat burada 150 kişi ama yani riske atmayalım bence. Oyun bugün oynandı. Fatih bekleyelim değil mi kanka? Riske atmayalım. Sen de koruyamazsın bizi. Ultra Aslan Mod abone olmuş bu arada. Abonelik için sağ olasın. Hoş geldin. Desteğin için hem kanala hem bana destek olmuş oldun. Sub Gold 35'e çıktı. Chat bir 50 yapmamız var bu ay için ya. Şöyle ünlem Prime yazayım. Prime ile abone olmak ilk ay bedava, daha sonra 8 lira. Ubednir ile maç sonu için röportaj yazalım. Ama geç saat olmazsa gelir mutlaka Yusuf abi, kırmaz bizi. Prime'la ilk ay siz ücretsiz abone olabiliyorsunuz. Bana geliri geliyor. Daha sonra da aylık 8 liraya yenileyebiliyorsunuz. Her ayda devam ediyor bu. Aynen, bilgisayar geldi. Bugün de TürkNet'in genel bir problemi var. İnternette biraz sıkıntı var. Haftaya inşallah bu overlay'ler, geçişler, düzen, yayın düzeni, logolar, mogolar, bilgisayar derken tam oturur. Sizlerle birlikte gelişmeye devam ediyoruz. Aynen, atmıyor. Bugün hiç atmadı. Aynen, Fatih uyarmıştı ama Mehter'i alınca gaza geldik biraz. Devam edeyim Fatih ya bence. Yani sonuçta 2-3 dakikadan bir şey olacağını düşünmüyorum. Ubednir Yusuf abi. Seeker'da eski nick ile Cyclops. Onu çok kişi tanıyordur eskilerden. Uzun bir ara vermişti. Şimdi yeniden başladı. İnşallah bu maçı da alıp gruplardan çıkınca da devam ederiz. Devam ettirebilirim. Deli bir yare takip etmiş. Takip için teşekkürler hocam. Hoş geldin. Seeker'ın burada 5 tane scout'u var. O scout'larla bakalım. TC dibini de bolladığı için şu an burada pek bir hasar görmeyeceğiz. Alt tarafta içeri girmeye çalışıyoruz. Bu arada Erol abiden bir 35 liralık bir donate geldi. Sağ olasın Erol abi. Çete de altına yazdığını yazarsan iyi olur. Açamıyorum çünkü. Fatih, sen chatten tanıtırsan daha iyi olur kanka. Ben şu an tam şey değilim. Konuya vakıf değilim. Bilir kişi tarafından. Seeker Steam'de devam edecek inşallah. Aynen, Kasla Seeker ikilisi bir sonraki turnuvalarda güzel olabilir. Seeker şimdi burada geliyor. Tower atmak zorunda kaldı Zuppi. Ubednir buraya yollamaya devam ediyor. Seeker o kadar güzel kapandı ki hiçbir hasar almadan B'sini korudu. Şimdi geri dönmek zorunda kalıyor Zuppi ile Rubenstock ikilisi, paşa paşa dönecekler. Ha, okey, tamamdır abi. 35 liralık donate için teşekkür ederim. Bana destek olduğun için. Orada vallamaya çalışıyor o sırada. Rubenstock'la Zuppi geri dönüyor ama Rubenstock çok az archer'ı var. Tek archer range gittiği için. Oraya market de atıyor. Blacksmith atıyor. Tower attı. Ekonomik düzeni tamamen bozuldu Zuppi'nin.
Ama Zuppi bayağı bir scout getiriyor ve Blood Knights'lı geliyor. Seeker bu arada zırh upgrade'ini alıyor scoutlara. Bakalım şu an işçi sayısında Rubenstone 34'te kalmış. Rubenstone bayağı önüne geçmeye başarmışız. Zuppi'yi de darlıyoruz şu an. Gayet iyi başladık. Aman lazer değmesin kulağımıza mı tahtaya mı nereye vuruyorsak vuralım. Orada artık içeriden çıkmak için House'ı yıkmamız gerekiyor ama dediğim gibi scoutları olsa da burada Rubenstone yeterince archer yok. Burada Blood Knights'la birlikte içeri girmeye çalışıyor Zuppi ama Spear'lar oradan çıktı. Seeker'ın scoutlar var, archer'lar var. Orada ortalık karıştı. Bu savaş çok önemli. Bu savaşı kimin alacağı çok önemli. Ama arkada Rubenstone az da olsa archer'ları iyi iş yapmayı başardı. Orada bizim ordularımızı temizlediler diyebiliriz. Bu arada tamamen temizleyemediler. 2 scoutumuz ve 4-5 archer'ımız kaldı. Orada house'u da yıkacağız. İçeriden o 4 archer'ımızı da kurtaracağız inşallah. İşçi sayısında dediğim gibi Rubenstock 36'da bir işçi kadar önde. Übetnir Rubenstock'a göre. Castle'a ilk basan isim Übetnir oluyor. %30'larda. Arkasından Rubenstock tıkladı. %25 civarında. O da 2 archer range çıkmış artık Etiyopya'yla. Ama hile çıktı burada. Übetnir'den gayet güzel bir oyun. Hile çıkınca Rubenstone bütün archer'larını almayı başardı diyebiliriz. Diğerlerin canları yarım ve geri kaçmak durumunda kalıyorlar. Şu an Zuppi'nin base'te. Onlar raid'e devam etmeli. Tower atmak durumunda kalıyor bir kez daha. Marketten stone da satın aldı. Odunlara da tower atıyor. Zuppi'yi gayet güzel geri düşürdük. Arkadaşlar chat'e çok başlayamıyorum ama bu maça çok odaklandığım için chat'e bakamayacağım bu maç. Kusura bakmayın. Gelen donate'leri, abonelikleri, takipleri maç aralarında okuyabiliriz. Übetner Castle'a tıkladığı için Yusuf abi geri çekiliyor. Ve cross olmayı bekleyecek. Zuppi daha yeni tıkladı. Seeker %30'larda. Ama burada Seeker'ı darlayan bir 3 archer var. Oraya yardıma gitmesi lazım. 3-5 tane cross işi çözer. Übetner Castle oldu. Oraya doğru da 4 tane 5 tane archer yolluyor. Onlar cross olacaktır. Ön tarafa doğru da yolladığı 15 tane archer'la cross yapabilir onları. Cross ve Botkin'e raw upgrade'leri geliyor. Şimdi burada oduna da girecek Zuppi'yi. Darlayabildiğimiz kadar Zuppi'yi darlayamamız lazım. Ama Rubenstock da yukarıda Seeker'ın base'e doğru gidiyor. Seeker'ın hint olduğunu unutmayalım ve Camel'lar Archer'lara karşı pek de iyi değiller. Yine de bu Golden'a bir tower atarak safe'de duracaktır. Cross oldu. Orada Zuppi'den bir işçi almayı başardı ama içeri girmemiz lazım. Übetner Ballistiği de alıyor şimdi. Yukarıya yolladığı crosslarla Rubenstone etrafta darlayan crosslara da düşürmeye çalışıyordu. Fakat pikemenlere odaklanınca onlar sıkıntı oldu. Hemen fark ediyor Seeker ve Tower'ın içine sokuyor işçilerini. Orada crosslardan hasar yemeyecek. Siege Workshop atıyor base'ine. Übetnir Gold'un oradan girdi. Gold'da kişileri de kesiyor. Bir Tower'da atmak durumunda kalıyor Zuppi. Zuppi Tower'larla kendini kolla Zuppi. Yoksa Übetnir sana acımayacak. Burada Crosser ile Übetnir yukarıya da geldi. Orada Seeker'da rahatlattı. Puanda bir 100 puan kadar öne geçtik. Aman nazar değmesin chat. Peki bugün tur atlarsak abone hedefini 50 yapmamız var mı? Onu da sorayım. Ya hep şey olurdu eskiden ya, bu olursa şunu yarayacağım, buna olursa bunu gireceğim diye iddialar olurdu. Bir iddialaşalım chatle ya. Siege'den Mangalel geldiği için Seeker orada bir işçi kaybetse de crosslara kurtaracaktı. Knight basmaya başladı Zuppi. Übetner burada tek kaldı. Hem Rubenstock hem Zuppi ile savaşıyor. Önceliğini Rubenstock'un crosslarına verdi. Rubenstock'un alabildiği kadar crossunu aldı. Şimdi orada diğer archer'larını kaybediyor. 2 archer range daha atıyor. 2 TC'ye çıkmış. Rubenstock tek TC oynuyor. Gayet güzel Rubenstock. Tek TC devam et. Übetner 2 archer range daha ekliyor. 2 TC'ye de çıktı. Seeker'da 2 TC'de. Zuppi'nin 2. TC atacak. Odunu yok, ekonomisi yok.
Böyle giderse işçi sayısında öne geçeceğiz. Übetnir yukarıdan crossların şimdi alt tarafa doğru getiriyor. Ama Zuppi'nin Knight'lar Ruben Stone crosslarla buluşacak. Ruben Stone da baya bir cross olmuş. Seeker'ın Mangonel de dışarıda olduğu için burada Camel'larıyla yoldaki Knight'ları kovalıyor. Übetnir şimdi buraya doğru yaklaşıyor. Heal'e çıkmamız lazım Yusuf abi. Ruben Stock Heal'de kaldı. O savaşı almamamız lazım. O savaşı almamamız lazım ve geri çekiliyoruz. Camel'lar da birikmeye devam ediyor. Üçüncü TC atıyor Seeker. Gayet iyi, gayet iyi. Şeye bakıyorum, hala tek TC Zuppi. Eğer şu erken castle'ı atlatabilirsek, ama atlatamayacağız gibi duruyor. Erken castle'da böyle tek TC oynadıkları için ikisi de asker sayısında doğal olarak öne geçecekler, ama dediğim gibi burayı bir atlatırsak, ekonomik üstünlüğü bir alırsak bir daha bizi tutamazlar. Bir Mangonel daha çıktı burada Seeker'dan. Orada crosslara bir atış geldi. Bir tane daha, bir tane daha Erhan abi. İkinci gelmiyor. İkinci gelmiyor. Ön taraftan geliyor. Seeker biraz idle kaldı ama. Şu an Übetnir 62 işçide. Herkese 15 işçilik bir fark atmayı başardı. Arkadan crossları da basmaya devam ediyor. Birazdan toparlayacaktır Übetnir ile birlikte burayı takımımız. Mangonel'den bir şat daha gelir mi? Mangonel'den bir şat daha. Yok, gelmedi. Knight'lar geliyor. TC dibine girip o Mangonel'i alacak gibi. Mangonel'den, yukarıdaki Mangonel'den bir shot geldi ama o da birkaç archer aldı. Yine Seeker'ı iki kişi birden darlıyorlar. Übetnir'in, Yusuf abinin bir şeyler yapması lazım. Şimdi içeri de girdiler. Seeker dördüncü TC atıyor. Dördüncü TC atıyor. TC dibinde Knight'lar içeri girdi. Camel'larla karşılaştı. Camel'lar orada rahatlıkla onları düşürecektir. TC'nin de yardımıyla her yerde TC'miz var. İçeri giremiyorlar, geçemiyorlar. Gayet iyi gidiyoruz şu an. Übetnir de Zuppi'nin Knight getirdiği destek hattını, destek yolunu crosslarıyla kesmiş ve yolda Knight'ları avlamayı başarmış. Şimdi buraya doğru ama Zuppi ve Ruben Stock geliyor. Übetnir'in tek yakalanmaması lazım. Übetnir tek yakalanacak. Seeker'ın şu an Camel'ları yok. Übetnir bu orduyu kaybederse base'ine gelecek baskıdan kurtulamayabilir. Knight'ları şu an snipe'lıyor. Aman Yusuf abi yapma. Volkan değişiklik hakkımız kalmadı. Orada mikrolaya Knight'ların hepsini almayı başardı diyebiliriz ama geri çekiliyor mecburen. Artık Erhan abiden Camel bir şey gelmesi lazım. İşçi sayısında çok güzel. Übetnir 80 işçiye kadar çıktı. Ama ve lakin dediğim gibi yani ordu basmamız lazım. Şu erken castle'ı atlatmamız lazım. Burada şu an burada bayağı bir cross var. 40 cross'u var. Yani 5 archer range'den basıyoruz ama yetmiyor. Zuppi de buraya ram basıyor. Übetnir'in base'e girecekler gibi. Erhan abi neredesin? Erhan abi camel'ları buraya acil yollaman lazım. Erhan abi şu an 4 TC olduğu için biraz sıkıntı. Mangonel basmamız gerekebilir Yusuf abinin oradan. Şimdi Rem'in de geldiğini gördüler. Camel'ların gelmesi şart. Oo, GG verdik. Çok kötü oldu. Bir anda Übetnir'in base'i iki kişi gidince GG olduk. Maalesef chat. Yani ikisi sürekli birlikteydi. Bizim Erhan abiyle Yusuf abi biraz daha birlikte oynaması lazımdı sanırım. Orduları birlikte hareket ettirmemiz lazımdı. Aynen, yani hak edilmiş bir GG değil en azından. Çünkü 85 işçiydi Übetnir. Yani GG'yi vermesek dayanabilirdik. Çünkü burada 4 TC olan bir Seeker birazdan Eko'yu toplayıp gelecek. Yani Imp Camel'larla, Camel'lar da nerflenmemiş hali. TC'ler var şu an, TC'leri alacak bir güçleri yok. Übetnir geriye doğru kaçabilirdi. Bence erken GG'yi verdik. Bakalım ikinci map'te.
neler olacak. İkinci map'imiz Ghost Lake. Zuppi'de Triton var. Rubenstock'ta Briton. Übetner Kelt tercihini yapmış. Seeker'da ise Aztek var. Bakalım iki taraftan birden Miliş araşabiliriz. Ya demiştim. Tek TC gidiyorlar. O yüzden şu erken Castle'ı atlatmamız lazım. O ara 4 TC de olsa 3 TC de olsa Archer, asker ne varsa basacaklardı Camel. Gerekirse Light Cav. Maç oynanırken müsaade istediler, vermediler. O yüzden cici verdik. Mikrofon sorunu var şu an demiş. Numan'dan bir bilgi gelmiş maçla alakalı. Hayırlısı olsun inşallah. Bu maçı alır. Bir comeback yaparız. Türk'ün genel sorunudur. Gol yemeden, geri düşmeden gol atamayız. Neyse chat, moralleri bozmayalım. Bir comeback yaparız gibi hissediyorum. Modlar herkesin düştü ama ya ben inanıyorum ya. Gerçekten orada çünkü GG değildik. Yani o maçta gerçekten GG değildik. Çok rahat toparlayabilirdik. Ama sinirlenip sanırım GG'ye verdiler. Übetner'in main gold ve stone arkada. Ağaçlarda kısmen kapalı sayılır ama sol tarafı bayağı açık. Seeker'ın önü komple açık. Main gold bütün goldları önde. Çok sıkıntı Seeker'ın map'i. Zuppi'nin main gold'u önde olsa da bir back gold'u var. Arkası odunlar tamamen kapalı gelmiş. Zuppi'ye inanılmaz bir güzel bir base gelmiş. Rubenstone da yine arkaları kapanacaktır. Back gold'ları berisi arkada. Ekomis çok iyiydi. Gidişat iyiydi demiş. Ümit verdi diyorlar sanırım. Bakalım ya. Ortada coin'ler için savaşıyoruz. Briton olduğu için coin'leri hızlı topluyor. O yüzden Rubenstock ortadaki coin'leri almaya girecektir kesinlikle. İhaliyov takip etmiş. Takip için teşekkürler hocam, hoş geldin. Barax geliyor Übetner. Erken bir fiddle, erken bir militia rush yapacak. Barax'ını 15. işçideyken attı. Militialarını basıyor bakalım. Rakibin dengesini bozabilecek mi? Skorboard'u da düzeltmemişiz sinirden diyelim. Rubenstock'ta Briton'la burada Miliş Araş gidecek. Bir sıfır hocam. Şöyle düzeltelim. Finlandiya maalesef ki önde. Bence de çünkü Camel artı cross üstünlüğünü alabilirdik. Öyle savaşabilirdik. Daha sonra zaten ekonomiye dönerdik ama 2 TC bile olsalar, bak 3-4 TC geçtim, 2 TC olsalar daha karlı olabilirlerdi. Übetner'in orada scout'un canlı milişe biraz azalttı ama iki tarafta şu an erken bir milişe rush yapıyor. Selçuk takip için teşekkürler, hoş geldin hocam. Orada bir milişesini almayı başardık scout'umuzun da yardımıyla. Ama scout'umuzun canı az. Scout'umuzun birinin canı az. Onun da milişasının birinin canı azaldı. Rubenstock bir milişe daha basacak buraya. Sayı üstünlüğünü aldı. Önünü güzel blokladı orada scout'la ve milişalar için geri çekilecek. Ayrıca Kelt olduğumuz için daha hızlı hareket ediyor. Arkadan iki milişe daha geliyor. Burada savaş kızışıyor chat. Orada milişe sayımız daha fazla bizim. Orayı alırsak Rubenstone base'ini baya baya idle bırakabiliriz.
Şu an oraya bakıyorum. Bir milişe bir de scout'umuz kaldı. Zuppi bu arada neredeyse volunu tamamlamış. Milişelerini basmış. Seeker'a doğru gidiyor. Seeker da milişelerini bastı gidiyor. 5, 4 milişe bir de Eagle var ama Zuppi çoktan vollandı bile. Seeker da yavaş yavaş vollanıyor. Şu an sağ tarafı güzel gelmiş. Odunu orada kapattı. TC dibine de doğru da kapandı. Şuradan giremedikleri sürece sıkıntı yok. Bakayım hemen Fatih. Okey Fatih. Bir saniye chat bekletiyorum. Tamamdır. Devam ediyoruz. Yok ban yemedik ya, yok edecek aman ağzından. Yel alsın. İçeri girebilecek miyiz diye bakıyorum ama içeri girmemiz çok zor gibi gözüküyor. Rubenstock da TC'ye doğru vollanmış. İçeri geçemiyoruz. Ventnel'in bir miliçyası burada idle. Ama çok bir işe bastığı için Öbetner Fiddle'a basmakta zorlanacak. Şunu da söyleyeyim chat, eğer abi sıkıntı yok Kerim abi. Onlar ara veriyor. Yani bizim ara vermemize gerek yok. Bence. Banlanırsak da artık banlanalım ya. Eğer bu maçın kaybedeni üçüncü olduğu için, sanırım grupta aynen üçüncü olduğu için Silver League'den devam edecek. Yani burası Gold League, en iyi oyuncuların olduğu yer. Silver League'de belki finale kalma, kazanma şansımız doğacaktır. Kaybetsek de üzülmeyeceğiz. Türkiye maçları gelmeye devam edecek yani. Burada Milişe basmaya devam ediyor Übetnir. Ama şu an orayı açamayacak. Ya bu kadar Milişe ile bence TC dibinden geçmek daha mantıklı mıydı? Rubenstock da 3 Milişe bastı. Yo, lose'dan değil ya. Discord'da inmişken o bilgilere baktım. Burada da 5 milişayla Seeker zorluyor ama o da giremedi. Zuppi Fiddle'a basan ilk isim oluyor. %10 civarında Teton'la. Teton'u açamadık. Silver'da B takımımız yok hocam. Zuppi milişalarla Seeker'a giremeyince Übetner'in B'se girmiş. Übetner de geri dönmek durumunda kalmış. Orada Gold'u biraz idle kalmış. Quick Wall'larında başarı var. İşçi kaybetmemiş. Bu gayet iyi bir haber bizim için. Milişalarla orayı kapatmaya gidene kadar Übetner işçileri milişalarla gelen bir Rubenstock oldu. Maalesef orayı kapatamadık. Burada güzel bir quick wall geliyor. İşçilerin de yardımıyla içeri giren Zuppi'nin milişalarını keseceğiz. Orada işçimizin birinin canı bir, onu kaçıralım. Scout gelip snipelamasın. Aa, snipeladı. O birazcık kötü oldu. Şu an biraz kötü başladık. Milişalarla girmeye çalışıyoruz yukarıdan da ama giremedik bir türlü. Blacksmith'ini atıyor burada. Stable'ını içeri atıyor Zuppi. Scout basmaya başlayacak Teton'la. Herkes Fiddle oldu sayılır. Bir tek Rubenstock kaldı. Rubenstock Fiddle'a geç tıkladı. 32 işçi basmış. Direkt Castle'a da gidebilir. Şu an %60 civarında. MK Demir takip etmiş. Takip için teşekkürler. Hoş geldin hocam.
Übetner hemen Katniss table'ımıza atıyor. Yukarıdan giremiyoruz maalesef. Castle'a tıklayan bir Zuppi var. Bu biraz bizim canımızı sıkacaktır. Yani Arabiya'da gerçekten çok öndeydik. O kulaklık mı mikrofon mu ne sorunsa her ne zıkkımsa artık sorun yarattığı için sinirden cici vermek zorunda kaldılar. Aynen Türkiye'de hesap açılıyor abi Furkan. Şu an Seeker'da impe tıkla dedim. Allah söyletti herhalde. Castle'a tıkladı. Neyse ki çok geri kalmayacağız. Teton'a karşı da crosslarla Aztek savunma yapabiliriz. Puanda bariz öndeyiz demiş. Çünkü Ruben Stock Castle'a tıkladı. Seeker hala tıklayamadı. MK Demir Prime'le abone olmuş. Abonelik için teşekkürler. Hoş geldin hocam. Desteğin için hem kanala hem bana. Teşekkür ediyorum. Archer'larını basan Seeker hemen buraya doğru yolluyor. Milişalarını da yolluyor. Ruben Stock'a girmek istiyoruz ama Ruben Stock sanırım Longbowman mi basacak? 7 işçiyle stone topluyor. Buraya scoutlarımız da geldi ama bir yerden giremedik. Zuppi Castle oldu. 2 stable'ı var. Knight'larını basmaya başladı. Herkes Castle oldu olacak. Seeker'ın şu an olması lazım. Seeker getirdi bir Archer'la bile gördüğünüz gibi buradaki main gold'unu denylamayı başarıyor Ruben Stone. Bir Archer bile ne kadar etkili görüyorsunuz chat. Buraya Spear geliyor Ubetnir'den. Spear'lar gelmeye devam ediyor. Belki bir de işçi getirip siege atabilir diyecektim ki buraya iki işçi getirmiş zaten. Castle olmayı bekliyor. Spear artı siege'lerle Huang gibi gideceğiz gibi duruyor. Ama içeriği bir türlü açamadık ve kale gelecek. Zuppi pardon Ruben Stock direkt kalesini atacak oraya. 750 stone'u var. Derken o main goal'da ve base'in önüne şimdi Castle geliyor. Yani 40 kişi falan fark vardı ya takım olarak. Bayağı iyiydik. O kale tamamlanınca işte işler sıkıntıya girdi. Alt taraftan girebiliriz ama o main gold'u denylamamız artık çok zor. Knight'lar gelmeye devam ediyor buraya. Yukarıdan Seeker cross yollamaya devam ediyor ama o Knight'ları milişalarla almamız çok zor. Pikeman upgrade'i de geldi. Manastır atıyor. Monk basacak Titan Knight'larına karşı. Şimdi crossların gelmesini bekliyor. Pikeman upgrade de geldi ama niye çıkarttı? Orada çıkartmaması lazımdı. Ubetner Mangolel'ini yanlışlıkla çıkarttı ve Knight'lara verdi. İkinci TC Ruben Stock yeni atıyor. Ve Longbowman basmaya başladı. Ubetner de bir tane Knight getirdi buraya ama. Buraya kurulmaya devam ediyoruz. Haydi. Haydi takım. Aynen Teton Monk'a karşı %50 dirençli ama yani yapacak da başka bir tercih yok şu an için. Haydi yüzümüz gülsün bu maç. O TC'nin atılmasını denylayamadık. Burada Longbowman'ler geldiği için orada güzel bir shot, güzel bir shot. 2 Longbowman'ı almayı başardık. Knight'lar nereye gidiyor? Knight'lar Ubetner'in base'e gidiyor. O ikinci TC hızlı bitse iyi olur Yusuf abi.
Mangonel'den yine güzel bir atış gelmiş. Orayı kaçırmışız. Longbowmen'lerin okları yerde kalmış. Eğer şurayı daha doğrusu Zuppi'yi tutabilirsek Rubenstone Mangonel'lerle burada tutulabileceğini düşünüyorum ama şu an Zuppi Töton'la güzel bir eko yapıyor. 50 işçiye kadar çıktı. 3 TC ilerliyor. Knight'ları house atarak tutuyoruz ama o tesirin de bir an önce tamamlanması lazım. Burada Longbowman sayısı arttığında Mangonel'den shot da yemeyeceklerdir artık. Aa, bir de kontrol etmeyince kaleye kaybediyoruz Mangonel'imizi. İkinci bir kale geliyor Rubenstock'tan. Longbowman'e devam edecek. O house yetişecek mi bakalım? Yusuf abi o house yetişecek mi? Sola da abi, sola da. Hayır. Knight'lar içeri girdi. Orada iki işçiyi de aldılar. House'larla wall'lanmaya çalışıyor ama güzel kapatsa odununu da şu an için base baya baya daldı. Pikeman'leri içeri yollaması lazım. Burada ikinci kalenin gelmesiyle de artık geri çekilmek durumunda kalıyoruz. Yolda geri kaçan skorpiyonları Zuppi Knight ile yakalıyor. Bir tane Knight bütün skorpiyonlarımızı alacak. Orayı görmek istemiyorum diyecektim ki Monklar geldi. Bir tane Knight'ı Teton Knight olsa da convertlediler. Skorpiyonlar da Longbowmen'lere döndü ama yukarıda Seeker Zuppi'yi darlamak istiyor ama burada Mangonel'le orayı koruyor. Eagle basıyor sırf Mangonel'i alabilmek için. Knight'lar içeride Yvetnir'i darlamaya devam ediyor. Orada bir tane Eagle alabilecek mi diye bakıyorum. Knight'lar geldi. Sanırım tamir edilecek. Oo, güzel, süper süper. Orada bir tane Mangonel'i almayı başardık. Şimdi Cross'lar rahatlıkla içeri ilerleyebilir. Ama Barak satmaya devam ediyor. Eagle mı devam edecek? Übetnir'de Pikeman basıyor burada base'i tutmak için. Necip abi demiş ki Übetnir rekod olarak ne durumda demiş. Bakalım abi şöyle, pardon, Seeker. Erken imp gelmez. Zaten o da Pikeman basıyor mecburen. Longbowmenler de gelince yine 2'ye 1 kaldık. Yine 2'ye 1 kaldık. Rubenstock ve Zuppi 2'ye 1'leri çok güzel yapıyor. Takım oyununu çok iyi oynuyorlar. Ve bu maçta maalesef ki GG'ye doğru gidiyor gibi. Puan farkı da 500'ü geçmiş. Longbowman sayısı da baya baya fazla ve 8 rençli Longbowmenleri nereye tutacaklar bilmiyorum. İşçi sayısı olarak da Zuppi 80 işçi de. Rubenstock 63. Übetnir 45'te kaldı Yusuf abi maalesef. Sage Workshop atıyor içeri mecbur ama Pikeman'lerle gelen Rem'i alacak. Yoldaki işçileri de kovalamaya devam ediyor ama o işçiler gelecektir. Şu iki kale oraya girmemizi engelledi. Longbowmen'ler de o işçileri kovalayanları düşürüyor. Bir Mangonel geliyor buradan ama bakalım atış yapabilecek mi Erhan abi onunla. Briton çünkü 8 range avantajını kullanacaktır.
Buraya bir TC atıyor Zuppi, iyice işleri bozdu. Bu arada güzel bir şat geldi. Bu işçiler nereye gidiyor? Erhan abi sanırım TC'yi yanlış yere işaretlemiş. İşçiler sürekli buradan gidip ölüyorlar. Bu TC, bu TC. Bu TC yanlış yere işaretlenmiş. İşçi sürekli gelip ölüyor orada. Her çıkan işçiyi kaybediyoruz. Buradan Pikeman artı Monklarla, pardon, Pikeman artı Remlerle girmek istesek de oraya gelen Longbowmenler işi bozacak. Remler de gelmeye başladı. Maalesef yine GG verildi. Ve 2-0 oldu. Üçüncü maçımıza geçelim. Bakalım bir artık bir comeback vakti. Üçüncü map'imiz burada. Golden Pit. Zuppi'de Berber var. Rubenstock ise Inca tercihini yapmış. Übetner'de Moğol var. Erken bir scout rush yapacak gibi. Seeker ise God tercih etmiş. ...3-2 olacak kesin diyorlar ama belli olmaz. Bence de Mertural Silver League'de Silver League'in şampiyonu olabiliriz. Hani bu şey gibi. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayıp UEFA'ya düşmüş, UEFA'da şampiyon olmuş gibi bir şey olacak. Bakalım Gods'la Seeker neler yapacak? Moğol'la Übetner neler yapacak? Bu arada biraz önce Prime'la abonelik olmuştu MK Demir tarafından. Abone hedefimizi de 36 yapalım. Tüh. Yani gruptan çıkamazsak. Bugün çoğu kişi Prime'la abone olacaktı gruptan çıksak. Onları da kaçıracağız. Aynen öyle Necip abi. Phase of zaten öyle yapılıyor. 3-0 biten maçlar için de öyle yollanıyor. MK Demir şöyle söyleyeyim, biz bir iki ayı geçti sanırım. Yayın yapıyoruz ama laptopum bayağı sıkıntılıydı, kötüydü diyelim. Sürekli yayından atıyordu. Şu an chatteki çoğu kişi de biliyordur. Daha dün geldi laptop. Aman yeni masaüstü geldi artık. O atma sorununu ortadan kaldırdık. Capture'ci kuracağız bu bilgisayara. Eski yamada oynandığı için şu an kuramıyoruz. Devam eden World Cup maçlarında Capture işte çok güzel bir görüntüyle devam edeceğiz. AMD'nin 5600 XT hocam. Yani bugün de TürkNet'te genel bir sorun varmış. Sürekli öyle söylediler bana. İnternet sıkıntılıymış. Bu yüzden 1080'i kapattık. Bitrate'i 4500'den düşürdük derken aksilikler geldi. Yani o yüzden haftaya inşallah şu önümüzdeki haftalarda çok daha kaliteli, çok daha güzel bir yayın olacak. Yeni ekran güzel abi Serkan abi. Sorunları bir bir aşmaya çalışıyoruz. Destekleriniz için de teşekkür ediyorum. Yeni bilgisayarda çorbada tuzum olsun diyenler de buradan destek olabilirler. Şimdiye kadar bayağı bir kişi destek oldu. Teşekkür ediyorum onlara. Burada Inca'nın Eagle'ı, daha doğrusu bütün Eagle'lar 5 can ve 1 atak fazla başlıyorlar Dark Age'de. Seeker'ın 3 atağı var mesela, 45 canı var. Burada Eagle'ların 4 atak ve 50 canı oluyor. Onu Fatih sorarsa daha iyi olur ya. Fatih şu an Discord'da çünkü. Fatih bir Yusuf abiyle Erhan abiye yazabilir misin? Maç sonuçlarının sonlarında buradalarsa. Derken burada Seeker Gods'la gelmiş ve kaçırmışız orayı. Rubenstone bir tane bu ordunu lame'lemiş. Burayı kaçırmak istemiyorum. Çok konuştuk biliyorum.
Restart yapsak mı ama Seeker arkaya doğru da bir Barracks atıyor. Rubenstock onu görecek. O işçisiyle Boar'ı kesip gelmiş. Çete çok daldı, kusura bakmayın. Yok, geri dönemiyorsun hocam. Burada işçisini de kaybetti Seeker. Ve Milisha basamadan orada etrafını vallayabilir. Rubenstone vallamasına izin vermemesi lazım. Scout'u da orada girip oraya fightlaması lazım. Şimdi girecek önce Eagle'ı, önce Eagle'a vurması lazım. İkinci Milisha da çıktı. Tamam, orada en azından engelleyemedi. Orada vallayamadı diyelim. Rubenstock işçisini vallayıp kurtarıyor ama işçisini kaybetmeyecek. Bakalım içeri girebilecek miyiz? Giremiyoruz sanırım. Übetner Fiddle olan ilk isim oldu Moğol'la erken. Fiddle yaptı 18 işçiyle. Hemen stable'ını atıyor. Scout basmaya başlayacak. Burada önünü bloklayarak bir işçi de almayı başardılar. Übetner de buraya gelirse baya baya sıkıntıya sokabiliriz Rubenstock'u. Inkayla. Dark Rush bence mantıklı ama doğru yaparsan. Bu arada Kerim Yıldız'dan 50 liralık bir donate geldi. Sağ olasın Kerim abi. Hem abone olarak hem donate'lerle desteklediğin için. Nereye ekliyoruz? Fatih, nereye ekleyeceğiz? Neyi unuttuk bu sefer de? Türknet sıkıntısı geçti. Bitrate arttırabilirsin demiş. Bir dakika, uyarı yemişiz. Ha, sen ekledin değil mi kanka? Tamam. Bir dakika, bir uyarı yemişiz T19'den, onu düzeltti herhalde Fatih. Bitrate de arttırayım mı? Türknet sıkıntısı geçti mi chat? Ayarlar diyeyim. Bir saniye, bitrate'i. Yok, ban gelmedi ya. Tamam, şu an bitrate'i arttırdım. Yani kaliteyi arttırdım diyelim. Tamam, bakacağım İlhan Bodur. Bir dakika. Alttayım şu an. Oyuna bakmıyorum. Oyunu duraklattım. Başlatabiliriz. İşçilerle Rubenstock Inca olduğu için Tower Rush'a gidiyor Gotha. Kerim abi gerçekten teşekkür ederim. Şimdiye kadar bayağı bir destek oldun. Burada milişalar, Seeker'ın milişaları istediği hasarı veremiyor. Inca ile işçi fight'ı mı alacak yoksa? Bayağı bir işçisi var. Zırh upgrade'ini alıp orada fight alabilir. Stonegate attı, işçileri buraya hapsediyor. Rubenstock işçileri buraya hapsedecek Seeker'ın. Seeker'ın işçileri oraya hapsoldu. Şimdi bir de karşı tower atacak. Derken buraya önce Seeker yapamadı. Erhan abi gülüyor şu an. Tamamdır, kusura bakmasınlar. Fatih sen özür dilersin, İngilizce ben dileyemiyorum. Şu an sorun yok ama değil mi? Buraya tower gelecek ve Seeker'ın 5 işçisi, odundaki 5 işçisi gidecek. Milisyalar istediğini alamadı. Übetner scoutlarla birikmeye devam ediyor. Buraya gelse daha mı iyi olur sanki? Eyvallah, sağ olasın Kerim abi demiş ki teşekkür etmene gerek yok. Şurada saatlerini veriyorsun, 50 TL para mı? İnsanlar Türkiye Jof yayıncısını izlemek istiyorlarsa biraz para atmalı bence demiş. Eyvallah, kesene bereket, ağzına sağlık diyor Fatih'te. Ben de aynı şeyleri tekrarlıyorum. Burada bütün işçilerin hepsini kaybettik. Tower atmaya da devam ediyor. Arkaya geçmesini engellemek için volluyoruz ama oradan da geçecektir. Zırh upgrade'ini de almış işçilerin. Übetner şu an burada scoutlarla geliyor olabilir oraya doğru. Diyecektim ki durdu.
Şu an drop yok değil mi? Yayın kalitesini arttırdım. Düzeldi gibi. Türknet'in sorunu da maçlar bitmeye yakın düzelir zaten. Hep ters olur böyle şeyler. Şu an buraya bir outpost atıyor öncülünü görecek ama Silk oradan geçmesini engellemek için karşı bir tower atmak istiyor. Arkaya doğru da çekiliyor. Bu arada Boar'ını almamış. Rubenstock burada Seeker Boar'ını çekmeyi unutmuş. O gidince burada hatta kesebilir bile onu. Şu an bir tower da buraya gelecek gibi duruyor. Übetleri de şimdi scoutlarıyla birlikte Rubenstone base'ine gitti. Orada Manhattan upgrade'i de gelmiş Seeker'dan ama stone toplayan iş yeri duraklatamadığımız zaman o tower'lar gelmeye devam edecek. Seeker hemen karşı tower atıyordu. Rubenstock hem zırh hem atak upgrade'lerini almış işçilere. O yüzden bir işçi fight'ında zararlı çıkabiliriz ama 4 işçisi var. İşçi sayısında önde olduğumuz için o savaşı alabiliriz. Burada da aslında durduruyor gibiyiz. Puanda öndeyiz chat. Puanda 200 puan kadar öndeyiz. Burada Manhattan'larına yaklaşamıyorlar. Orada Manhattan'lar stone toplayan işçileri de düşürecek. Stone toplayan işçiler de düşecek. Hemen bir tower atıyor oraya ama şu an içeri girecek Manhattan'lar. Stone toplayan işçilerini kestik. Yukarıda işçileriyle kaçmaya çalışıyor. Rubenstock yoksa kendini mi patlattı chat? Rubenstone oradaki işçilere de Übetner geliyor. 8 tane scoutumuz var. Burada işçilerini de kesiyoruz. Şu an oyuna turnuvaya geri dönüyoruz gibi. Sait demiş ki boar almadığı için farm açtı. Farm açınca Fiddle'a geç tıkladı. Fiddle'a geç tıklayınca Tower Rush'a karşı tower atamadı demiş. Çok güzel bir tespit. Şu boar çok önemli. Maçın kırılma noktalarından biriydi. Ama Übetner'in burada gerçekten çok fazla scout'u var ve orada işçilerin hepsini alacak yine. Seeker burada Manhattan'larla stone toplayan işçilere doğru gidiyor bir kez daha. Stone toplamasını engelleyecektir. Seeker'la Rubenstone neredeyse aynı işçi sayısı var. O yüzden çok bir sorun teşkil etmiyor gibi. Şuraya gelip bir tower atmamız lazım. Buradaki 5 işçiyi rahat rahat toplatmamız lazım. Ama Zuppi yine Castle'a ilk basan isimlerden birisi oluyor. Birisi oluyor daha doğrusu. Übetleri ise burada Wilberov'un alıyor. Daha sonra tıklayacak. Makina mühendisi Prime'le abone olmuş. Prime için teşekkürler. Prime'le abone olduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Makina mühendisi hoş geldin tekrardan. Cracker takip etmiş. Takip için teşekkürler. Burada çok idol'ımız var. Seeker'ın çok idol'ı var. Ses kapalıydı. Zile mi bastı? Anlamadım Fatih. Buraya işçi yollamaya devam ediyor Rubenstock. Aynen Seeker zile bastı. Bu arada abone hedefimizi de 37 yapalım. Şu an drop yok değil mi yayında? İnternetim düzeldi çünkü. Hadi hadi Yusuf abi, hadi Erhan abi. Bir comeback gelsin. Übetner Mavi'nin base'in etrafta geziyor scoutlarıyla ama giremeyecek. Zırh upgrade'ini alıyor. Burada Zuppi Berber'le direkt olarak Camel gidebilir. Ama Moğol'la da Camel yapma şansımız var. Drop yoksa internet düzelmiştir. Tamamdır. Hatta 4500 bitrate'e de çıkabiliriz o zaman. Şu an drop olacak mı bir bakabilir misiniz? Bir sonraki yayınlar için en azından. Tecrübe olsun. Yukarıda scoutlar, Zuppi'nin scoutları Seeker'ın base'de ama Seeker, pardon, Übetner oraya getirdiği spear'le orayı tutuyor. Übetner buraya bütün scoutlarıyla gelmiş. Seeker'ın menatarmları idle ama TC de late'lemiş Rubenstock. Rubenstock'tan bir TC drop gelmiş buraya. Tower Rush yetmemiş gibi bir de TC drop yaptı. Rubenstock Tower'a devam ediyor. Şu an çok zor durumda Seeker. Hiç uğraşmayıp arkaya doğru gidip yeni bir TC atması lazım. Übetner de castle oldu.
Light Cap upgrade'ini alıyor scout sayısı fazla olduğu için. O da burada gelip Ruben Stone base'ini dağıtacak. Scout'larla tower'ları bile alıyor çünkü ama Seeker'ı biraz korumamız lazım gelen bu knight'lardan. Oraya bir tower ve knight'lar geliyor. Quick wall lazım Erhan abi. Erhan abi quick wall. Quick wall atamadık. Orada tower'larımızın dibinde savunmaya devam etmemiz lazım. Burada Light Cave'de olunca Ruben Stone Stone'daki işçileri yine düşecek gibi ama bir türlü açılmıyor oradaki Pedicide Wall. Tamir edilmekten yoruldu. Açılmadı ama bir türlü. Seeker market atıyor. Odunu yok çünkü Stone satıp odun alacak muhtemelen. TC atabilmek için. Biraz önce buradaki deliklendiğinden dolayı odunu bitti. Şimdi Knight'lar geldi Seeker için çok kötü bir an. TC'si yok. Übetleri de içeri giremedi bir türlü. Şuradan girecek, şuradan girecek. Oraya bakamıyor şu an derken orada tamam stone toplayan işçilere girdik. Camel'lar geldi Übetleri'den. Burada Seeker'ı da korumayı başardı. Bu maç çok önemli. Seeker yukarıya TC'sini de attı. Şu an toparlama şansımız var. Übetleri 40 işçi de. Zuppi biraz işçi farkını atmış. 48 işçi de. Ama Seeker'la Rubenstock aynı işçi sayısına sahipler. Bu kadar geride olmasına rağmen Seeker'ın. Rubenstock hatta Seeker'dan daha geride. Bir de şu oduna girebilirse var ya o light kevler. Gerçekten öne geçebiliriz. Rubenstock buraya bir tane Barax atıyor. Berber ortaya da kuruldu Zuppi. 3 TC oynuyor şu an, ekonomisini kasıyor. O da Camel basmaya başladı Maul'a karşı. Ortaya gelen bir Übetner var, ortaya TC atmaya geliyor. Rubenstock arkalara doğru devam ediyor ama orada quick wall'larını atıyor, bir tower atacak gibi duruyor. Burada kendini içeri walladı ama şu an bakalım orada ne yapacak. Tower'a hemen karşı tower atıyor burada. Seeker daha fazla işçiyle yaptı. İçine sokması lazım. İçine sokması lazım Erhan abinin. İçine sokmadı. Übetner buraya geldi light kevleriyle. Seeker işçileriyle orada tower'ları temizlemeye başlıyor. Şu an bir tower'da yukarıya atıyor ve odunu kalmadı. Seeker'ın toplayabileceği bir odun kalmadı. O çok kötü oldu bu tower'ın da gelmesiyle. Şuradaki tower'la birlikte. Burada bir de işçi kaybediyoruz. Bir tower atıyor Seeker ön tarafına doğru orayı almak için. Asurgun takip etmiş. Takip için teşekkürler. Hoş geldin hocam. Burada Camel ve Knight'larıyla Zuppi Übetner'in base'e doğru gelmiş. Übetner de 3 TC oynuyor, hatta 4. TC atacak ama base'ini savunması lazım. Şu an puan da Seeker Rubenstock'tan kat kat önde, o yüzden Übetner ile Zuppi arasındaki savaş çok önemli. Onların da puanı birbirine çok yakın, eşit diyebiliriz. Eğer şurayı alabilirsek çünkü Erhan abi yukarıda toparlanıp gelecektir. Buradaki tower da temizledi. Base'ini korudu diyebiliriz. Çünkü burada Menatarmlarla içeri girdi. Seeker, Rubenstone oduncularının hepsini kesiyor şu an. Rubenstock 25 işçilere kadar düştü. Seeker 35'lerde. O yüzden dediğim gibi yukarıdaki Zuppi Übetner savaşı çok önemli chat. 10 işçilik bir fark var ama Übetner bir TC fazla attı. 4 TC çıktı. Belki o şekilde alabiliriz. Full Camel oynaması onun yararına olur. Burada diğer tower'da işçileriyle düşürecek Seeker. Burada 21 işçi de Rubenstock base'ini boş bırakmasının cezasını bence şu an çekiyor. 20 işçiye kadar düştü. Ama Zuppi'nin şu an bayağı bir Camel'ı var. Zuppi asker sayısında 29-31'e çıktı. Übetner'in sadece 20 askeri var. Hepsi burada zaten.
Yani şuraya bir mangonel yapması lazım. Übetlerin gelip bir siege atması lazım. Ama şu an camel sayısında yetişmesi gerek. Siege geliyor. Ortaya stable'lar geliyor. Zuppi stable atmaya devam ediyor ve knight sayısını arttırıyor. Monk bastı orada convert için. Ayrıca hilleme işlemi de yapıyor. Übetleri bir stable daha atacaktı fakat orada camel'lara yakalanıyor. Kendi camel'ları arkada kaldı. Seeker tekrardan toparlanıyor. 40 işçi de Rubenstor'a göre 2 kat işçi farkı var. Ama şu an Zuppi'yi birazcık tutarsak, birazcık tutarsak alacağız chat maçı. Comeback geliyor gibi. Knight'lar burada ama Seeker'ın base'e girdi. Maşallah dediğimiz yine 2 gün yaşamıyor diyebiliriz. 35 işçilere kadar düştü. Şu an Rubenstock da işçi kaybetmeye devam ediyor burada. Stonewall attı yine orada Odin'a bir tower da atıyor. Camel'larla buradaki tower'ları temizleyeceğiz. Rubenstock yukarıdan tower ata ata gelmeye devam ediyor. Ortaya bir kale. İki tarafta kale atmak istiyor ama Übetlerin burada ordu sayısı çok az ve Zuppi çok fazla işçiyle o kaleyi yapıyor. O kalenin atılması zor gibi gözüküyor. Şuraya atmak daha safe olurdu. Übetlerin camel sayısı çok az. Ve burada ortanın üstünlüğünü kaybedince GG olmuş olabiliriz. GG olmuş olabiliriz ve Übetner maalesef GG verildi. Silver League'den devam edeceğiz. Chat yapacak bir şey yok. Yani UEFA Ligi'ne düşmüş gibi düşünebilirsiniz. Röportaj için bir Yusuf abiye yazıyorum. Aynen küfür etmeyelim Fatih. Şöyle ünlem rank Zuppi. Zuppi yazabilirsiniz rankları bulmak için. Aynen küfür etmeyin. Fatih küfür edenleri bir hemen kaldır kanka. Aynen Fatih kaldırmış zaten. Zaman aşımı da uygulamış. Maalesef 3-0 kaybettik. Dediğim gibi Silver League'den yani UEFA Ligi'nden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabi bunlar pro adamlar zaten maçın favorisiydi ama Danimarka maçından sonra bir ümitlenir gibi olmuştuk. Maçları kaybedince herkes Prime'den abone olacaktı gerçi şey için. Gruptan çıksaydık ama o Prime abonelikleri de gitti. Hem maçı kaybettik hem ben aboneleri kaybettim. Aynen Rubenstock Zuppi ikisi gerçekten ikili birbirleriyle çok iyi oynuyorlar. Yani 2 ve 2 de birbirleriyle o kadar çok tecrübeleri var ki anlatamayız. The Baby King'den Serkan abiden de 50 liralık bir donate geldi. Sağ olasın abi desteğin için çok teşekkür ederim. Yeni bilgisayarın taksitini inşallah toplayacağız. Radons TV de demiş ki maçın değil de senin abone kaybetmeni üzüldüm demiş. Eyvallah Radons TV. Mesela şu an 4500 bitrate'e çıktım. İnternetteki sorun düzelince 1080p'ye de çıkacağım. Haftaya da artık Dünya Kupası maçlarına devam ediyoruz. Son 16 ile devam edeceğiz. Viper'ın maçı var ilk olarak sanırım. Yani Norveç'in maçı var. Haftaya Cuma günü başlayacak diyebiliriz. Yarın yine World Cup maçları var. Onlarla devam edeceğiz. Onları da izlemeyi unutmayın chat. Yani dediğim gibi bitrate düzeldi. Haftaya da Capture Engine'de kurulumu olacak. Daha güzel bir yayın sizleri bekliyor olacak. Bilgisayarın atma sorununu da çözdük yeni bilgisayar alınca. Fatih yolla kanka verelim hemen. Ekrana sanırım bir World Cup'la alakalı banner vermemiz gerekiyor.
DC'den yok. Ah, bunu mu? Bunu kanka yayın ekranına mı vermem lazım? Yoksa buradan paylaşmamız yetiyor mu? Aa, okey. Erhan abi çok iyi bir oyuncu aslında. Bugün rahatsızlığı da vardı. Yani bir dakika. Rahatsızlığı olmasına rağmen oynadı. Erhan abi lütfen yüklenmeyelim. Şu an ekranda değil mi Fatih? Aynen Erhan abi Cyclops eski bir oyuncu. Burada da onun adına yapılmış capsler, mimler var. Şu ana kadar kazandığı, aman gittiği şeyler var değil mi? Ya oynadığı maçlar var. 2002, 2000'den beri oynuyor. Seeker Erhan abi aynen mutlu. Yani bakın bu maçlarını görüyorsunuz. Ryut'la, Tim'le, Daud'la, Chris'le. Yani oynadığı maçlar bunlar. Çok çok iyi bir oyuncudur. Erhan abi. O yüzden lütfen Seeker'a kötü yorum yazmayalım. Orada mavi şuna mı kanka? Ha okey. Yani burada Erhan abiye yazılan yorumları görüyoruz. O yüzden aynen Viper'ların bile olmadığı listede ama Erhan abi şöyle söyleyelim. Ya uzun zamandır Age of oynamıyordu. 5-6 yıl olmuştur. Yeniden başladı. Definitive çıktı bildiğiniz üzere. Definitive'de bayağı bir değişiklikler oldu. Ona da alışamadı sanırım. Ama şöyle söyleyeyim. Bir yıl sadece bak bir yıl düzenli oynasın. Yani Viper'ların seviyesine gelir mi bilmiyorum ama ilk 20'ye kesinlikle gireceğini düşünüyorum. Aynen Cyclops. Erhan abi Cyclops diye tanır çoğu kişi. Cyclops Erhan Turkey bak. Bir ay bile yeter diyor Spekülerit'te. O yüzden Silver Ligi ben alacağımızı düşünüyorum. Fatih ne diyorsun? Silver Lig'in şampiyon olmamız yok mu? En azından UEFA kupasını aldık deriz bu yıl. Alperen Sam takip etmiş. Takip için teşekkürler hocam. Tek Fenlor takip etmiş. Takip için teşekkürler. Sen de hoş geldin hocam. Aynen Silver Lig maçlarını yayınlamaya devam edeceğiz. World Cup'ın bir Türkiye olmasa da diğer maçlarını yayınlamaya devam edeceğiz. Bitrate'i de arttırdım dediğim gibi yarın yayın kalitesini de düzenleriz. Bugün bir TürkNet'te genel bir sorun vardı. O yüzden yayın kalitesi biraz düşük gözükmüş olabilir. Kusura bakmayın. Aynen Danimarka maçı vesaire diğer maçları izlemek isterseniz YouTube'a da atıyorum çoğu maçı. Bu maçı da yine atacağım bu maçları. Oradan da abone olabilirsiniz kanala. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugün bağış yapan, abone olan, Prime'la abone olan, takip eden herkese, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bugün gayet güzel bir yayın yaptık diye düşünüyorum. Umarım siz de yayından memnun kalmışsınızdır. Üstüne koya koya ilerleyeceğiz. Daha iyi yayınlar yapacağız inşallah siz izlediğiniz sürece. Yarın görüşmek üzere. Yine birebir rank, Team Game rankta olur. World Cup maçları olduğu gün World Cup maçları akşam 8'de başlıyor. Akşam 8'de yayına gireriz World Cup'ların olduğu gün. Diğer maçları artık çeyrek final, finalleri de Türkiye olmasa da çok keyifli olacaktır World Cup'ın.
Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve bugünlük yayını burada kapatalım. Dediğim gibi yani yarın devam edeceğiz artık. Bu yolun sonu değildi Türkiye için. Silver League'den UEFA klasmanından devam edeceğiz diyelim. Oranın maçlarını da yine yayınlamaya devam edeceğim. Tekrardan söylüyorum. Takip etmiyorsanız takip etmeyi çok takip etmenizi çok istiyorum. 879 takipçi olmuşuz. Bir 1000 takipçi yapalım yakın bir zamanda bunu. Lütfen çok emek veriyoruz. Şu an izleyip de takip etmeyenler varsa takip ederse sevinirim. Hem de yayınlardan zamanında haberdar olmuşlar. Yayın açtığımızda bildirimler gelir. Son kez. Aynen Kasva. Türkiye'nin Showdance hoş geldin. Türkiye'de en iyi oyuncu diyebileceğimiz şu an puanı en yüksek oyuncumuz Kasva. Yunus. O da askerdi. O yüzden katılamadı turnuvaya maalesef. Sağlık olsun. Dediğim gibi bir sonraki turnuvalarda inşallah onlar da katılır. Bunlar hep tecrübe. Bizim için de, sizin için de, izleyici için de. Umarım keyif alıyorsunuzdur böyle yayınlardan, castinglerden, maç yayınlarından. Ya çoğu kişinin tarzı değil Türkiye'de bu çünkü çoğu kişi birebir yayını yapıyor ya da team game atıyor. Paytu söylerim aynen öyle. Çok haklısın. Bizim kanal Age of'u içeren her şey olacak işte burada. Birebir de atıyoruz Team Game'de. Eyvallah sağ olasın. Maç olduğunda maç. Bizim kendi turnuvamız da var. Discord'da olmayanları Discord'da da bekliyoruz. Türkiye Age of Ligi'nin kendi ligimizin maçlarını da yayınlıyoruz arada. Orada 4'e 4 bir turnuvamız var. O da ödüllü olacak. Bu kadar. Bugünlük duyurular. Abone olan, Prime'da abone olan, donate atan, takip eden, izleyen herkese son kez artık bugünlük teşekkür ediyorum ve artık kapatıyorum. İyi geceler chat.